Bu dersimizde de Visual Code'un kurulumunu göstereceğim. Şu ana kadar Android Studio'yu ve Flutter'ı yaptık. Flutter uygulamaları geliştirmek için gerekli olan bütün paketleri elde ettik. Eğer benim Flutter kursumu aldıysanız ilk başta öncelikle Dart dilini öğrenmeniz gerekiyor ve o kısımlarda Visual Code kullanıyoruz. Dart dilini öğrendikten sonra Flutter kısmına, yani mobil uygulama geliştirme kısmına geçiyoruz. Ve ben derste de Visual Code'u kullandım Dart dersleri için. Bu dersimizde de size bunun kurulumunu göstermek istiyorum. CodeVisualStudio.com'a gittikten sonra Dolan for Windows deyip bunu indiriyoruz. Sonrasında da yönetici olarak çalıştır diyelim. Ve kuruluma başlayalım. Anlaşmayı kabul ediyorum diyelim. Sonraki. Şurada PT ekle kısmı mutlaka seçili olmalı. Ve kur diyelim. Şimdi burada kafanız karışmasın. Öncelikle Dart dilini öğrenmeniz gerekiyor. Burada herhangi bir Flutter projesine veya emülatöre ihtiyacınız yok. Ama bu Dart'ın da doğru ve düzgün bir şekilde çalışması için bu kurulumları yaptık. Visual Code'da sadece Dart, konsol üzerinde, yani siyah ekranlar üzerinde Dart dilini öğreneceğiz. Bitti diyelim. Bunu bir açalım. Bunu açtıktan sonra ben daha önceden bir deneme yapmıştım. O önemli değil. Ne yapmamız lazım? Şurada eklentiler kısmına gidip öncelikle Flutter pluginini şöyle uninstall diyelim. Install diyerek kurmamız lazım. Bunu yaptığınızda zaten Dart da otomatik olarak kurulacaktır. Bu bir. Sonra şurada autosave'i açabilirsiniz. Preferences'a gidip ayarlardan bazı ayarlar yapmak istiyorum ben. Hazır buraya gelmişken. Burayı 22 yapacağım. Font family'yi de değiştirmek istiyorum. Neydi bizim adımız? Fontlar niye gelmiyor? Şöyle yapalım. Sildim. Font dedim. Burası değil. Font dedikten sonra niye bizi uyarmıyor? Şöyle use monospace deyip şunu bir tekrardan başlatalım. Evet. Font'a geldik. Consolas diyelim o zaman. Aslında benim şeyimin adı belli. Şöyle kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Bu fontu kullanacağımı söyledim. Ve 22 olsun dedim. Bunların hepsini bir kapatalım. Şimdi Dart dersleri için şunu yapmanız gerekiyor. Open folder deyip yine bilgisayarınızda D'nin altına bir klasör oluşturun. Dart alt çizgi dersleri diye. Burada da yine Türkçe karakter ve boşluk kullanmamaya dikkat edin. Bu klasörü seç diyorum. Flutter'la hiçbir alakası yok. Dart için yeni bir dosya oluşturuyorum ve buna mesela main.dart ismini verebilirim. Artık ben buraya gidip herhangi bir Dart kodu yazabilirim. Şimdi bunu çalıştırırken eğer ben burada run deyip start debugging dersem bir uyarı alıyorum. Diyor ki tamam bu bir program çok güzel yazmışsın ama nereden başlayacak? Burada belki 20 tane dosya olabilirdi. Burada iki tane seçeneğiniz var. Ya direkt yukarıdaki run'a basarsanız ilgili dosyayı çalıştırır gördüğünüz gibi. Hatta buraya print deyip merhaba main diyelim. Dart kodumu yazdım. Direkt bunu çalıştırabilirsiniz gördüğünüz gibi. Ya da sürekli olarak bu dosyayı çalıştırmasını istiyorsanız, yani şurada start debugging dediğinizde bu dosyanın çalışmasını istiyorsanız buraya gidip virgül dedikten sonra aynı bu şekilde ben start debugging dediğimde main nokta Dart isimli dosyayı çalıştır diyebilirsiniz. Burada belki klasör yapınız olabilir. Mesela ödevler diyelim. Ödevlerin içinde olabilirdi bu dosya. Taşıdım. Okey dedim. Bakın dosyayı ödevlere taşıdığım zaman artık burası çalışmayacaktır. Çünkü main.dart'ı bulamıyor. Niye? Çünkü bu ödevler diye bir klasörün içinde. Bunu düzeltmek için de şu şekilde bir güncelleme yapmanız lazım. Ödevlerin altında bulunan main.dart'ı ben start debugging dediğimde veya F5'e bastığımda çalıştır demeniz lazım. Kursun ilk kısımlarında geçen Dart dersleri için bu ayarları yapmanız gerekiyordu. Yeni başladıysanız Dart derslerini öğrenmek istiyorsanız videoyu bundan sonrasında atlayıp Dart derslerine geçebilirsiniz. Peki Visual Code'da Flutter projesi nasıl başlatılır? Şöyle yapalım. Bunu da bu videoda gösterelim. Close folder dedim. Boş ekranı açtık. View dedikten sonra Command Palette diyorum ve Flutter
Application Project dedim. Diyor ki ben bu projeyi nereye oluşturayım diyor. Daha önceden biz derin altında Flutter projeleri diye bir klasör oluşturmuştuk. Burayı seçtim. Sonra diyor ki bunun adı ne olsun? Flutter VS Code Uptest diyelim buna. Enter'a bastığımda o klasörün içine şöyle bir klasör oluşturacak ve projemi buraya atacak. Gördüğünüz gibi kodlarımız geldi. Bunu çalıştırmak için de yine run start debugging diyelim. Launching dedi. Chrome'u bekliyorum diyor. Bakın. Sonra hatalar çıkıyor işte burada. Biz burada Chrome'da değil, ne yapmak istiyoruz? Bir mobil device'ta çalıştırmak istiyoruz bunu. Bunu yapmak da oldukça basit. Peki neden Chrome'da açtı? Aslında bu çok güzel bir şey değil mi? Flutter yeni versiyonuyla direkt web'e uyumlu geliyor. Sizde eğer herhangi bir device yoksa burada yazdığınız yani mobil bir uygulama için yazdığınız kodlar aslında direkt olarak bir web projesi olarak çalıştırılabiliyor. Gayet güzel. Yani artık bir web sitesi yapmak için başka bir teknoloji vesaire öğrenmemiz gerek yok. Artık stable olarak Flutter'la web uygulamaları da geliştirebileceğiz. Ama biz ilk başta Flutter'la mobil uygulama yapmak istiyoruz. O yüzden View, Command Palette diyelim. Launch, Emulator diyelim. Bakın burada daha önce oluşturduğum API 29 cihazım çıktı. Sonrasında niye gelmedi bu? DevTool'da ayrı bir sekmede açıldı. Gördüğünüz gibi mesela Chrome'da uygulamamız direkt olarak çalışıyor. Çok güzel. Ama biz burada emülatörde başlatmak istiyoruz. Şöyle kapatalım bunu. Sonrasında buraya tekrar View Command Palette Emulator diyelim. API 29'u seçtim. Evet, emülatörüm açıldı. Şöyle küçültelim bunu. Ondan sonra da launch deyip ya da run start debugging dediğinizde gördüğünüz gibi API 29'da bu çalıştırılacak. Buradan yine Chrome'da çalıştır deyip web versiyonuna da bakabilirsiniz. Şu an emülatörü uygulamanın gelmesini bekliyorum. Dediğim gibi kursa yeni başladıysanız amacınız Dart dersleri ise bunları yapmanıza gerek yok. Flutter DevTool otomatik olarak açılıyor. Bunu kapatabilirsiniz. Evet, uygulamamız buraya geldi. Artık ben burayı blue değil pink diyelim. CTRL-S dediğimde gördüğünüz gibi pembe renge hızlı bir şekilde geçti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.